hükümete köstek olmaya çalışıyorlar. Çünkü yapacakları bir şey yok. Muhalefetin ittifakından bir şey beklemiyorum. Ne bekleyeceksin ki? Bir atasözü vardır. İt ile çuvala girilmez diye. Yani bu sistem gidecek. Yani eninde sonunda bu iktidar gidecek. Sandıkta gidecek, yıkılacak yani. Bunu kendi de biliyor. 6 Muhalefet Partisi'nin lideri 2 hafta önce düzenlenen yemek programında bir araya gelerek 28 Şubat Pazartesi günü açıklama yapacaklarını duyurmuştu. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına Pazartesi yapılacak açıklamadan ne beklediklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Pazartesi bunlar yani parlamento düzenine geçirecek ya bunlar kazandıktan sonra. Onlara ait nasıl efendim işlemler olacağını mesela şimdi hakimleri de bilmem avukatları da hepsi Tayyip kendi başına seçiyor değil mi? Onlar kendi başına seçmeyecek artık. Evvelki gibi parlamento düzen gelecek. Ondan sonra bakanlıklar aynen şekilde 15-20 kurulacak. Herhangi bir memleket meselesi hakkında karar alırken bakanlar kurulu toplanıp karar verecek. Bir reis cumhurun imzası geçersiz olacak. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmesini bekliyorsunuz. Tabii. Cumhurbaşkanı derhal. Akşama değişmesi lazım. Gecikti bile. Kendilerine faydası yok ki millete faydası. Kendilerine faydası yok bunların. Yani açıklamadan bir şey beklemiyorsunuz. Beklemiyorum yok mümkün değil. Olamaz daha. Olamaz bir şey olmaz. Bir şey çıkmaz onlardan. Onlara hiçbir şey çıkmaz. Kimse beklemez ondan bir şey. Ne bekleyeceğim valla. Türkiye'nin hayrına olacak bir şey bekliyor. Başka ne bekleyelim? Altın Parti birleşmiş en iyisini yapmış. Mesela ne gibi değişiklikler açıklayabilirler sizce? Adalet desem yok. Hani onlar ne açıklayabilirler? Onlar mı? Onlar ne açıklayabilir? Adalettir, dürüstlük, eşitlik. Her şey eşit paylaşım. Zamı görüyoruz. Bir elektriğe %27 zam gelmiş. Emekliye verdiği 3 kuruş. %25 zam aldım. Ben emekliyim. 2 lira maaş aldım. 1,5 kredime kesildi. 800 lira doğalgaz. 250 elektrik, su. Ne yiyeceğim ben? Çocuğa vereceğim. Ne yiyeceğim? İşteyse hükümet gider de belki bu fiyatlar düşer. Buğdayı yurt dışından getiriyor. Suriye, Rusya'da %70 buğday dışarıdan geliyor. Çiftçimiz bitmiş. Sanayici bitmiş. Atatürk'ün kurduğu fabrikalar satılmış 20 senede. Hani ne yaptılar yani bir fabrika mı kurdu? Yol. Hani hastane yollan iş bitmiyor. Köprünün iş bitmiyor. Bu vatandaşa yiyecek lazım. Sen çiftçini bitirmişsin. Bugün Türkiye kendi kendine yeten bir tarım ülkesiydi. Bugün Rusya'ya bağlı. %70 oradan geliyor. Bugün yağ olmuş 130 lira 140 lira. Yani adalet mi bu? Peki bir sistem değişikliği bekliyor musun mesela? Bekliyorum. Sistem değiştirecekler yani. Değişecek gidecek yani. Bu sistem gidecek. Yani eninde sonunda bu iktidar gidecek. Yani şey sandıkta gidecek, yıkılacak yani. Bunu kendi de biliyor. Hani araştırmalara bakıyor. Alacağı %30, %34 oyu. Başka oyu yok. Ben MHP'liyim, ben ülkücüyüm. Ama vermiyorum. Bak ülkücüyüm, MHP'ye oy veriyordum, vermiyorum. Verdiğime de pişman oldum. Çünkü biz böyle değildik. Sayın Bahçeli meydanlara çıktı mıydı, iktidar bekliyorduk biz. Gele gele Tayyip Erdoğan'ın sözcülüğünü yapıyor. Yani biz Bahçeli'den bunu beklemiyorduk. Biz iktidar bekliyorduk. Bahçeli başa gelecek diye düşündük. Ne oldu? İktidarı göremedik kaç senedir. Vermiyorum bak. Ben ülkücü olarak ben vermiyorum. Verdiğime de pişman oldum. Keşke de vermeseydim bu hale geleceğini bilseydim. Vallahi hiç onlarda bir şey beklemem. Başka bir şey diyemem. Onlar, o partilerden bir şey beklemiyorsun. Bir şey beklemem. Onlar yarın bir milyon dışarılar yine aynı şeye gelir. Onlar da hiçbir şey beklemem. Başka bir şey değil. Bir ittifak sağlayabileceklerini düşünmüyor musunuz? Birbirine düşerler dediniz ya. Hiç düşünmüyorum. Sadece ben AK Parti'ye veriyorum. O AK Parti'ye vazgeçmem. Bunlarda da hiçbir şey beklemem. Sözde millet ittifakı ama milletin hiç alakası yok. Ancak hükümete köstek olmaya çalışıyorlar. Ben başka bir şey demiyorum. Çünkü yapacakları bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bir tane program yok. Bir tane bir şey yok. Birisi gitsin de biz geleceğiz. Ne var? Programın ne? Onu demek istiyorum. Hiçbir program yok. Biz başa geçeceğiz, biz şöyle yapacağız. Böyle. Onlar hikaye. Demek istediğim yani. Yapacaksan, bir şey yapacaksan her şeyi kanıtlayacaksın. Bak böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Milleti inandıracaksın. Milleti inandıramıyorlar. O toplanma olayı hiçbir şey ifade etmez. Ancak bir yaptık ettik. Ne yaptınız kardeşim? Bir şey açıklayın ki millet gerçekten size güvensin. Ona göre iktidar da mı değişecek? Kim değişecekse güvenmesi lazım. Bu adamlar bu işi yapar diye mi demesi lazım. Yoksa toplanma bunlar hikaye. Boşu boşuna toplanırlar. Peki siz şu anki hükümetten memnun musunuz çalışmalar hakkında? Bazen de ekonomik durumu iyi yönetemiyorlar. Ama işte bu da pandemi şartları var ister istemez. Savaş var, bilmem ne var. Yani bayağı sıkıntılı bir dönem. Yanlışlıklar yapıldığını düşünüyorum zamanında. Ama geri dönmek inşallah olur yani. Yani herkes yanlışlıktan bir ders almalı. Ona göre bir çözüm yolu sunmalı millete.
Millet de yani görüyor. Eskiden bunlar güzel işler yaptılar. Herkes biliyor. Ya gene yapabilirler. Kadro yani başımızdaki Cumhurbaşkanı bu işleri de biraz iyi bilen insan. Ama gerçekten yani danışmanları çok önemli. Danışmanlarını iyi seçmesi lazım. Yani rastgele olmaması lazım. Eskiden Cumhurbaşkanı ne yapardı? Milletin arasına giderdi. Bir konu komşuya varırdı, bir yemek yerdi. Gider dinler. Şimdi hiç haber yok. Hani öyle biriler diyor, aa böyle böyle. Olmayacak. Eskisi gibi olması lazım. Ne diyordu? Parmağımda yüzük var, başka bir şey yok diyordu. Öyle devam edecek. Muhalefetin ittifakından bir şey beklemiyorum. Ne bekleyeceksin ki? Bir atasözü vardır. İt ile çuvala girilmez diye. Bak benim yeğenim Hakkari Yüksekova'da gazi oldu. 5 tane arkadaşı şehit edildi. Ben Yüksekova'ya gittim. Oradaki insanların neler çektiğini biliyorum. Bu vatan için nelerle çırpındığını biliyorum. Şimdi bana elektrik faturası 600 lira geldi. Ben doğuda elektrik faturası ödemeyen birçok insanın buradaki faturasını bana yansıyor. Hem ülkeyi bölmeye çalışacaksınız, hem sizin faturanızı biz ödeyeceğiz, hem de Millet İttifakı'yla gizli kapaklı görüşme yapacaksınız. Kim bunların samimiyetine inanır? Ben inanmıyorum. Ben onların ülkenin geleceğiyle ilgili de bir şey değiştireceklerine hiç inanmıyorum. Ha, hükümete kızıyor muyuz? Kızıyoruz. Yine de onlara oy vermeyeceğiz, hükümet destekleyeceğiz. Bu aşikar. Ama Tayyip Erdoğan da şunu görmesi lazım Sayın Cumhurbaşkanımızın. Yanındaki insanları liyakatli insanlardan seçmesi lazım. Bakın AK Parti kurulduğunda çok iyi kadrosu vardı. Şu an o yok. Yani siz Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı birilerine kızıp da çok sık değiştiriyorsanız ülkenin geleceği tehlikeye girer ekonomik anlamda. Yani hiç mi kafası basan insan yok? Her ay deneme tahtası gibi bakan değiştiriyorsunuz. Bu da yanlış. Yani bunun sorgulanması lazım. Ben bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk milliyetçisi olarak ülkenin geleceği noktasında endişem var mı? Var. Ama yeni nesilden de umutlu muyum? Evet, umutluyum. Sadece şunu söylemek istiyorum. O Millet İttifakı'ndan bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum. Çıkmaz. Çıkmaz. Sen bu milletin öyle söylediğine bakma. Bu millet gittiği zaman, bu millet sandığa gittiği zaman yine kime oy vereceğini bilir. Bu ülke milliyetçilerin ülkesi. Türk milliyetçiliğinin ülkesi. Ben bunu biliyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da etrafındaki insanları biraz daha değerli toplu işi bilen insanlardan seçsin. Valla ben onların hiç ne peşine düşerim. AK Parti ezeli hastanede sıralara dururduk, ilaç sıralarına. Bu Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz. Allah işi gücü rast gelsin. Onu bizim başımızdan hiç eksik etmesin. Çocuklarımızla akşama kadar sıralarda dururduk. Peki muhalefet partileri pazartesi açıklama yapacaklar şimdi bu yemekten sonra. Ne bekliyorsunuz? Yeni parti açıklama yapacak. Nasıl bir karar alırlar? Yani iyi mi kötü mü diye mi? Vallahi ben hiç diyorum ya, iyi de isteler kötü de isteler ben Cumhurbaşkanı'nın arkasındayım. Ben Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Yani Allah'ımız bize yardım etsin. Cumhurbaşkanımız da başımızdan eksik etmesin. Ben ne kadar olursa olsun o başımız olduktan sonra ben ondan ölene kadar vazgeçmiyoruz. Biz ailece Kökçek Sahin ailesi hep onda.